Yepyeni Zuba videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'ya gelen iki yeni karakteri inceleyeceğimiz bir video ile sizlerleyim. Tabii iki yeni karakter diyorum. Ben biliyorsunuz oyunu bıraktıktan sonra iki yeni gelen karakter olarak söylüyorum. 2 ay önce gelen bir tane Nico var ve birkaç gün önce gelen Rocky var arkadaşlar. Şimdi bunları bu videoda inceleyeceğiz. Hasarlarına, masarlarına bakacağız. Savaşlarına bakacağız. Kaçıncı ligde çıkar? Nasıl erişebilirsiniz bu karakterleri? Onları anlatacağım. Tabii farklı kanallardan izlemiş, az çok anlamış ve hatta anlayamadığınız noktalar olmuş olabilir. İnşallah bu videoda hepsini tamama erdireceğiz arkadaşlar. Hazırsanız şöyle hemen bir Nico ile başlayalım. Ondan sonra Rocky'ye bakarız. Bakın Rocky'nin akrep olduğunu biliyorum ama Nico'nun hangi karakter sınıfına girdiğini bilmiyorum. Bu karakterin ismini de yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Evet, şöyle ilk önce pasifiyle başlayalım arkadaşlar. Nico gizlendiğinde yakındaki düşmanları onlara sadece bir bakış atarak işaretleyebilir. Ayrıca hedefleri ısırarak işaretlermiş. Yani hem bakarak işaretliyor hem de ısırarak işaretliyor hedefleri. Tamam. Nico işaretlenen düşmanları çok daha hızlı kovalayabilirmiş. Yani bu biraz da Steve'in pasifi gibi. Steve böyle bir düşmanları böyle bir gözüyle işaretliyor ya arkadaşlar. Adam çalıya da girse, kaçsa da, maçsa da işaretlediği için Steve her şekilde o adamı görünür kılıyor. Hiçbir şekilde saklanamıyor adam sizden. Bu da öyle. Isırdığı zaman veyahut da bir bakış attığı zaman rakipleri işaretliyormuş. Tamam, pasifini anladık. Aktifine bakalım. Zehirli mengene Nico hareket halindeyken ısırarak ısırdığı düşmanlarda zehir ve kötü koku etkisi bırakırmış. Tamam, bunu da anladık. Bu arada içgüdüsünü de söyleyeyim. Bundan sonra sağlığına, hasarına, hızına geçebiliriz. Arkadaşlar bunun ilkel içgüdüsü çok farklı bir şey. Çok da güzel bir şey ve oyunda ilk defa olan bir şey. Bakın bu aktifiyle bağlantılı bir içgüdü. Burada ne diyor bize? Hareket halindeyken ısırarak ısırdığı düşmanlarda zehir ve kötü koku etkisi bırakır diyor ya. İçgüdümüzde şu arkadaşlar, bu kötü koku etkisi bıraktığı kişileri otomatikmen nişan alıyor. Yani şöyle, aktifinizle bir bakış attınız veyahut da ne bileyim birisini ısırdınız değil mi? Ondan sonra Nico'nun burnu otomatikmen bu rakiplere doğru yöneliyor. Yani buradasınız, ısırdınız veyahut da bakış attığınız rakip burada. Nico'nun burnu hemen onun kokusunu alıyormuş. Böyle dönüyormuş ona. Bütün vurduklarınız otomatikmen rakibe gidiyormuş. Yani bütün hasarlarınız, bassan bile, tıklasan bile, nişan almasan bile rakibi otomatikmen işaretlediği için falsolu bir şekilde veyahut da düz bir şekilde dokunsanız rakibe hasar verebiliyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir. Evet, şimdi sağlığına bakacak olursak 1550 sağlığı varmış. Bir seviye için ortalama bir sağlık, güzel. Hasar 1100'müş. En fazla ne vuruyormuş kardeşim? Bomba vuruyormuş. Bunu da gördük. Hızı 84, 44. Karada, 40'da suda olmak üzere. Evet, bowling olarak yani yerden yuvarlamalı bir bomba kullandığını görüyoruz. Av tüfeğini görüyoruz ve mızrağı da görüyoruz. Çift savur modeline göre çift mızrak burada da kendini belli ediyor. Yani bir mızrağı iki kere kullanabiliyormuş. Evet, şimdi dilerseniz Nico'nun savaşlarına geçelim arkadaşlar. Bakalım bu karakter nasılmış? Kullanılabilir bir karakter mi? Yoksa çıkarmak için çıkarmışlar diyeceğimiz bir karakter mi? Bunu da şimdi izleyeceğimiz savaşlarda değerlendirelim. Ama daha fazla Zuba videolar için bu videoya en az 500 like istiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz şu an Brawl Stars'a önem veriyoruz. Bir tık daha fazla böyle kanalımızda Zuba videoları görmek istiyorsanız banımız açılana kadar. O yüzden bizlere hem abone olaraktan da hem de en az 500 like ataraktan da bizlere destek olmuş olabilir. Ve daha fazla Zuba videolarını izleyebilirsiniz. Aydın savaşları geçelim. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Evet, Nikon'un savaşlarını izlediniz. Nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına da yazın. Hemen bakalım kaçıncı ligde çıkıyormuş bu karakter. Şöyle kupa yollarından bakmak istiyorum hemen. Yeni karakterler genelde böyle 15. ligden sonra kasalara geliyor arkadaşlar. Tabii sonrasında bir değişiklik yaparlar mı orasını bilemem ama yapacaklarını çok düşünmüyorum. Şöyle bir geçelim. Evet, 19. lig değil mi? Bakayım 20. lig çıkmış mı? Vardı zaten de ona tamam. Bizim baykuşu oraya koymuşlar. İki yeni karakter de 19. ligden sonra kasalarınızda açılmayı bekleyecek karakterler olacak. Yani 19. ligde demek arkadaşlar 30.000 kupadan sonra bu karakterleri çıkarma şansınız var. Ama 30.000 kupadan önce bu karakterleri çıkartamazsınız. Zaten şu an ikisi de erken erişimde olduğu için karakterlere erişemiyorsunuz bildiğiniz üzere. Evet, şimdi bir de Akrep Rocky'ye bakalım. Bu arada ben Niko üzerinde kendi yorumlarımı da söyleyeyim de benim yorumlarım da sizin fikrinizi güzel veyahut da kötü manada etkiler. Çünkü serilerimizi verdik bu oyuna. Arkadaşlar yani Niko bana göre Rocky'den daha başarılı olmuş. Rocky'nin de savaşlarını birazdan izleyeceksiniz. Çünkü otomatik nişan, hasar verme, hızını artırma, kötü koku etkisi, zehir bırakması. Yani her türlü çok avantajlı bir karakter ve direkt atağa çıkabilen ve kendini hızlandırıp gerek kaçırmak kaçan gerek kovalayan bir karakter olmuş Niko. Ama Rocky'yi şimdi birazdan dediğim gibi savaşlarda göreceksiniz. Aktifini özellikle hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. Yani bu bir akrepse kuyruğu zaten görüyorsunuz. Hepimizin de bildiği gibi akrepler kuyruğuyla rakibe vurur. Ya felç eder ya da zehir verir. Ben öyle bir şey beklerdim ama birazdan izleyeceğiniz videoda bunun hiçbir alakası olmadığını göreceksiniz. Aydın geçelim şimdi aktifine pasifine. Karakterimiz Rocky'miş. Vahşi sokak dövüşçüsü ve ekstradan da bir tank olarak geliyor bize. Pasifi vahşi öfke. Akrep daha fazla darbe indirdikçe öfke biriktirir. Tamamen öfkelendiğinde vahşi savaşçı moduna girerek kısa bir süreliğine hız ile hasar artışı ve can yenilemesi kazanır. Yani stack biriktirmek gibi düşünebilirsiniz. Her bir darbe indirdiğinde daha da güçleniyor, daha da güçleniyor. Hem hız hem hasar kazanıyor hem de can yenilemesi kazanıyormuş. Güzel bir pasif. Aktifi zehir darbesi rakiplerine darbeler indirir ve arkasında zehirli bir bulut bırakır. Bakın bu sıkıntı ve çok da beğenmediğim bir şey. Yani rakiplerine atlıyor böyle arkadaşlar. Savaşta izleyeceğiniz birazdan. Ve arkasında zehir bırakıyor. Kardeşim neden atlıyor? Bu kurbağa mı? Anladın mı? Arkasında böyle bir şey var. Kuyruğu var ve zehirli ucunda bakın iğnesi falan da var. Bildiğiniz akrep yani. Böyle rakiplere sokması lazım kuyruğuyla. Ya böyle felç bırakması lazım ya da zehir verip yavaş yavaş ve hatta çok sağlam bir sağlığını götürmesi lazım. Ama çok beğenmedim aktifini ama pasifi güzel. Sağlığı dediğim gibi tank olduğu için 1700. Hasarı 1350 ve en fazla hasar veren ise zaten hiç değişmiyor senelerce. Av tüfeği. Hızı 76'ymış, bir tanka göre güzel bir hızı olduğunu söyleyebilirim. Sudaki hızı çok yavaş. Karadaki yürüme hızı gayet güzel. Mızrağı hücum olarak kullanıyor. Yani fırlatmalı bir mızrak kullanıyor. Bombayı bowling olarak kullanıyor ve av tüfeğini de saçma olarak kullanıyor ve benim ilk kez dikkatimi çeken ve çok güzel getirdikleri güncelleme sonrasında bu av tüfeği oldu arkadaşlar yani bu karakterde. Çünkü böyle saçma olarak atmıyor. İlk defa bu karakterde farklı bir şey getirmişler. Nasıl ki oku veyahut da mızrağı böyle çekiyoruz, iyice çekiyoruz. Hedef böyleyken böyle oluyor. Direkt işaretlediğiniz yere gidiyor. Burada da mızrak veyahut da yay için değil de tüfek için yapmışlar. Saçma olarak mermiler dalacağına tutup çekiyorsunuz. Bir atıyorsunuz. Bütün böyle mermiler tek bir adamı isabet ediyor ve ona göre hasar çıkartıyorsunuz. Çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi karakterimizin içgüdüsüne gelelim.
Evet, bunun da ilkel içgüdüsü arkadaşlar. Yani yine hasar bazlı. Böyle aktifini kullandığındaki alandaki düşmanlar ne kadar fazla olursa ek zararlar veriyor. Ek hasarlar veriyor yani. Onun yine bir aktifle içgüdüyü birleştirdiğini düşünüyorum. Ben açık konuşayım, savaştan sonra da yorumlarımı yaparım ama aktifini ve içgüdüsünü hiç beğenmedim. Pasifi çok güzel. Kullandığı silah olaraktan da av tüfeğinin böyle farklı bir varyasyonunu getirmeleri gerçekten güzel olmuş. Lafı uzatmayayım, şimdi savaşlarını izleyin. Son yorumlarımızı yaparız ve videomuzun sonuna geliriz. Evet, savaşları da izlediniz arkadaşlar. Bu iki yeni karakterden hangisi daha güzel? Yorumlar kısmında bana belirtmeyi unutmayın. Bana sorarsanız videonun başında da zaten söylemiştim. Yani her türlü Niko çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Hasarı, canı, hızı, aktifi, pasifi, içgüdüsü. Yani Raki'nin, yani son çıkan akrep karakterin tek beğendiğim özelliği pasifi ve av tüfeğinin farklı varyasyonu oldu. Onun dışında çok da bir güzelliği yok açık konuşmak gerekirse. Ha, tam bir tank karakter. Yani vurdukça güçleniyor, vurdukça güçleniyor. Stake biriktirip daha fazla hasar veriyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah, ama ben çok da beğenemedim arkadaşlar. Ani atak bir karakter, affedersiniz, ağzınıza tükürmeye yeter. Çok fazla yavaş bir karakter diyemem. Ama ne bileyim abi, bana çok uymadı. Yani ben oyunda olsam ciddi ciddi kupa kalsam en fazla 1600 atıp bırakırım. Ha, normal sadece takılmalık girdiğim zaman ise 1200'e atar mıyım, orası bile muamma. Yani kaç karakter oldu bunlarla beraber? Şöyle bakayım. 46 karakter oldu. Yine 46 karakterden ilk 10'a sokmayacağım bir karakter olurdu benim nezdimde. Evet, şunu da söylemek istiyorum. Eğer sözlerini dururlarsa Temmuz'da hesabımızın banının açılacağını sizlere söylemiştim. İnşallah sözünde dururlar. Ben artık fazla kovalamıyorum. Açarlarsa hesabımızın banını, eskisi gibi kaldığımız yerden devam ederiz. Hatta Zuba'yı gerçekten özledim. Şöyle bir Türkiye'nin ilk 20'sine falan kasmayı bile düşünürüm. Tabii durumum müsait olursa, iş durumum müsait olursa kasmayı düşünürüm. Sizler de daha fazla Zuba videoları için kanalımıza abone olup bizlere yorumlarda ve beğeni ataraktan desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü yarın bir gün hesabımız tekrar açılırsa sizlerin bu desteğiyle kanal çok daha hızlı büyümeye geçebilir. Bunu da sizlere söylemek istedim. Yarın, yani cumartesi saat 4'te YouTube'da canlı yayındayız arkadaşlar. Brawl Stars'ta yine bir çekiliş yapmayı düşünüyorum.
Brawl Stars'ta da bana destek olmayı unutmayın. Oynamasanız bile gelin muhabbetlerimize katılın. Böyle facecam'li, webcam'li benle sohbet edebilirsiniz. Oynuyorsanız da çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ekranın köşündeki videoları tıklayıp videoları izlemediyseniz onları da izleyip beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Bay bay.